Cumhuriyet, Suriye politikasında her şey Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin tersine gelişiyor. Kırmızı fiyasko. Cenevre görüşmeleri sonuç alınamadan ertelendi. Esad güçlerince bombalanan Halep'ten kaçan 70 bin mülteci sınıra yürüyor. Ve AKP sözcüsü Ömer Çelik, YPG'nin Fırat'ın batısına geçtiğini itiraf etti. Hürriyet, Halep'ten yeni göç dalgası geliyor. 10 bin kapıda, 70 bin yolda. Suriye rejiminin Rusya'nın desteğiyle ikmal yollarını kesmesi ve Halep'i kuşatmaya hazırlanması binlerce Suriyelinin Türkiye sınırına akın etmesine neden oldu. Bir gün milli ve yerli başkanlık propagandası yapan AKP iktidarının yönettiği ekonomi büyük oranda yabancı yatırımlara dayanıyor. Riskin nedeni dışa bağımlılık. Milliyet, masa İmralı'da değil Ankara'da. Başbakan Davutoğlu Londra'dan iç gündemle ilgili çok önemli açıklamalar yapacağı, Mardin'e gitmeden önce gündemdeki konulara dair görüşlerini açıkladı. Evrensel, zulme karşı ses çıkar. Cizre'deki yaralıları kurtarmak için çabalar sürerken HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tüm Türkiye halklarını zulme ve savaşa karşı barış için ses çıkarmaya çağırdı. Vatan, kırmızı alarm. Saldırı hazırlığındaki DHKPC'li teröristler Şerif Turunç ile Bilgehan Karpat'ın yakalanması için İstanbul'da 15 bin polis operasyon yapıyor. Tuzla'da kente giren tüm araçlar aranıyor. Özgür gündem, zulme karşı ses çıkar. Cizre'de haber alınamayan 24 yaralıyı almak ve Kürdistan'daki AKP zulmüne karşı başlayan direniş yeni bir aşamaya giriyor. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve DTK eş başkanı Hatip Dicle tüm halkı her yerde ve her gün zulme karşı ses çıkarmaya çağırdı. Sabah, halkın umudu başkanlıkta. ORC'nin dev anketi, başkanlık sistemine destek %56'yı aştı. Halk, Türkiye daha da güçlenecek umuduyla bu sistemi istiyor. Habertürk, masa İmralı'da değil Ankara'da Davutoğlu süreç nasıl canlandırılacak, bir masa kurulacak mı sorusuna cevap verdi. Sözcü, AKP'li milletvekilinin eniştesi karakolda böyle bağırdı. Hepiniz FETÖ'cüsünüz. O valiyle o emniyet müdürü buraya gelecek. Zaman, Sur'da 10 yıl belediye başkanlığı yapan Demirtaş, bu ateşe su dökmeliyiz. Abdullah Demirtaş 1990'lı yıllardaki köy boşaltma politikasını bugün hendek kazanları doğurduğunu söyledi. Yeni kuşak Kürt gençlerinin travmayla büyüyeceğini dile getiren Demirtaş, bu ateşe bir su dökmeliyiz dedi. Aydınlık, meclisteki hendek, PKK'yı sıkıştığı hendekten kurtarmak için Türkiye'nin birliğini hedef alan yeni anayasa girişiminin ilk toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapıldı. Star, Halep düşüyor. Birleşmiş Milletler göstermelik toplantılarla dünyayı oyalarken Rusya, Esad ve İran Halep'e giden son noktaları en ağır bombardımanla vuruyor. Türkiye'ye bağlantı yolları kapandı. Yüz binler katliamla yüz yüze. Taraf, 1.3 milyon kişi mahkemelik. Ekonomide kriz büyüyor. Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı 2015 sonu itibariyle 1 milyon 331 bin kişiye yükseldi. Türkiye, Erdoğan AB'deki tavır değişikliğinin sebebini açıkladı. Zoru gördüler, kıymete bindik. Yeni Şafak, Halep'in kuzeyini yoğun bombardımana tutan Rusya, Türkiye sınırına yerleşmeyi hedefliyor. Rusya sınıra yerleşmek istiyor. Yurt, Kılıçdaroğlu Nazlı Akay'a çağrı yaptı. Aylin Hanım gelsin, açıklasın. CHP'de 45 gündür devam eden Atatürk posterinin indirilmesi skandalına, Aylin Nazlı Akay'a ihraç yolu açılınca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ismi açıkla dedi. Yeni mesaj, yine aynı tiyatro. Cenevre'deki Suriye görüşmeleri 25 Şubat'a ertelenirken dünya liderleri dün Londra'da düzenlenen Suriye Bağışçılar Konferansı'nda bir araya geldi.
Benzer konferanslar Afganistan için de yapılmıştı. Konferansın ana temasını sığınmacıların bulundukları ülkelerde eğitim almaları ve iş imkanları edinmesi teşkil etti.